Bugün tiyatrolarla ilgili bahsedeceğim ve tiyatrolarla ilgili neden bahsedeceğim? Evet arkadaşlar, ben bugün size şundan bahsedeceğim falan. Asla. Nine. Bugün sizinle tiyatrolarla ilgili konuşmak istiyorum açıkçası. Dün gittiğim bir oyun vardı ve bundan mütevellit diyeyim. Bayılıyorum bu kelimelere. Bundan mütevellit tiyatro ile ilgili hem konuşmak hem de biraz o oyundan bahsetmek istiyorum. Zaten hani birkaç zamandır hem televizyonda hem de işte gazeteyi hiç okumuyorum ama dergilerde oradan buradan işte billboardlardan görüp incelediğim bir oyundu. Oyunun adı Aşk Geçmişim. Çok kısa bu arada konusunu anlatıp, yani evet hani biraz sizinle bunu paylaşacağım ama tiyatrolarla ilgili daha fazla konuşmak istiyorum. Ve Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu diye 3 kişi tarafından oynanıyor. Üçü de bence zaten harika oyuncular. Özellikle Melisa Doğu'yu hiç izlememiştim daha önce ama Yasak Elma'da Yıldız'ın annesi olduğunu biliyorum. Ve ses tonundan tanıdım zaten. Ama Şebnem Bozoklu ve Rıza Kocaoğlu'nu başarılı buluyorum. Özellikle Rıza Kocaoğlu'nu Kuzey Güney'den şuralara koyarım. Kuzey Güney. Böyle saçma şeylere bu arada bayılıyorum. Kuzey Güney'den tanıdığım için ve ben Kıvanç Tatlıtuğ'u çok sevdiğim için, hani benim gençlik çağlarımın yakışıklı jüri olduğu için hani onun oyuncu arkadaşıydı. Tabii ki oynadığı birçok rol var. Her neyse, tiyatroya dönüyorum. Tiyatroda çok başarılıydılar hepsi, üçü de. Bir kere beğendiğim şeyler ne oldu? Şimdi İskoçyalı bir yazar Daniel Craig Jackson tarafından kaleme alınıyor bu oyun. Ve Erdem Avşar tarafından bildiğim kadarıyla da Türkçeleştiriliyor. Ödüllü bir yazar, İskoç yazarımız. Ve konu da aslında trajikomik demeyeceğim da, evet komediyi barındırıyor. Aşkla ilgili ama bir türlü böyle işlemeyen, hani aşk diyeyim size. Ve herkesin gerçekten 25 yaş üstü herkesin hani kendi hayatından bir şeyler bulabileceği bir oyun açıkçası. Bu beni bayağı etkiledi ve de benim en sevdiğim şeylerden biridir. Filmlerde de ben bunu çok severim. Hani mesela filmde de olur ya, merhaba deriz işte o sahne, atıyorum. Hani kızla erkek karşılaşıyor, merhaba. Ay şu anda acaba nasıl göründüğümün farkında mı, kendimi bok gibi hissediyorum mesela diyor kadın. Ve onu hani biz duyuyoruz o... alt ses değil de ne deniyorsa artık buna. Bunu benimle yorumlarda paylaşırsınız artık ne deniyorsa buna. Tom ve Amy bu arada. Ve Tom kurumsal bir şirkette işe başlıyor. Melisa Doğu da Sasha rolünü oynuyor. Ve bu kurumsal şirkette işte aşk ilişkileri diyeyim, hani nasıl şekilleniyor. Bunun üzerinden yola çıkarak geçmişlerine de dönüyoruz ve geçmişlerinin aslında bugün üzerindeki, hani bugünkü aşk hayatlarının üzerindeki etkisine değiniyoruz. Ama bunu gerçekten böyle çok komik şekilde anlatmışlar. Yani bayağı güldüm. Belki en çok gülenlerden biri bendim. Bilmiyorum, tiyatrolarda hani gülmek böyle yasak falan diye, yani yasak değil de hani gülünmez, çok öksürülmez. Tabii ki de oyunu bozmamak adına. Ama ben hani kahkaha falan gelince tutamayanlardanım. Tabii öyle deli gibi değil. Ama bunu niye söylüyorum? Siz de büyük ihtimalle kahkaha atabilirsiniz. Özellikle hani 25 yaşa kadar olanlara hitap ediyor ama 30 yaşına gelenler daha da böyle, bunu yaşamıştım ya, bu bir yerden tanıdık diyorsunuz. Şimdi oyunla ilgili açıkçası çok fazla bilgi de vermek istemiyorum ama muhakkak kesinlikle gitmenizi öneririm. Ve bana sorarsanız hani bir filme, sinemaya gitmektense ilk önce bu oyunu görün derim. Ve bu arada zaten bildiğim kadarıyla Avrupa turneleri ve Türkiye çapında da turneleri olacak. Kendileriyle arkadaş değilim. Ne Şebnem Bozoklu, ne Rıza Kocaoğlu, ne Melisa Doğu, hiçbir şekilde hani tanımıyorum. Birebir arkadaşlığım yok ama gerçekten oyunu çok sevdim. Hani sanmayın ki onları tanıyorum işte falan diye anlatıyorum. Yok, gerçekten bayıldım ve gitmenizi isterim. Dediğim gibi bence sinemaya gitmektense, eğer ki yer bulabilirseniz. Çünkü bütün oyunları neredeyse sold out diyeceğim da, bu İngilizce kelime kullanmayı gerçekten istemiyorum ama sold out, tükendi. Bütün biletleri bildiğim kadarıyla çabuk tükeniyor. O yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bundan hemen tiyatrolara geleceğim. Arkadaşlar gerçekten ben tiyatrolara çok önem veriyorum.
88'liyim ve bizim kuşaktan, hani bunu niye belirtiyorum? Bizim kuşakta doğanlar diyeyim, hani 88, 89, hani 90'a kadar olanlar yine bence tiyatro aşkıyla biraz olsun büyüdü. Ama sanıyorum ki, ya da benim görüşüm ve hani çevremden edindiğim gözlemlerim diyeyim, 90 sonrası hani tiyatroya bizler kadar değer vermiyor diye düşünüyorum. Tabii ki de bunun, yani bu konuda yanılmış olmayı çok isterim. Ama bence belki biraz daha yönelebiliriz, özellikle gençler olarak. Bu arada kendimle ilgili şundan da bahsetmek istiyorum. Hani her zaman yazın gitmiyorum ama yani 3-4 ayı atın, hani yılın 7-8 ayı her ay bir ya da iki oyuna muhakkak gitmeye özen gösteririm. Özellikle işte Kadıköy'de, Kadıköy sahne, moda sahnesi miydi o? Yanlış biliyor olabilirim ama moda sahnesiydi diye hatırlıyorum oranın adını. İsimlerde felaketim. Hemen Migros'un yanındaki. Oraya çok gittim. Yani özellikle Kadıköy'de çok gittim. Tabii ki bir sürü yerler var. Unicall'da da oynanıyor. Yani çok oyunlar var. Şuna gelmek istiyorum. Tiyatro izlediğiniz zaman birebir o oyuncuyla kontak halindesiniz. Onun en ufak mimiğini, ses tonunu, aynı zamanda sahnelenen dekorasyonu, her şeyi birebir yaşıyorsunuz. Yani neredeyse böyle, tabii ki de elinizi uzatsanız dokunacaksınız diyeceğim ama neredeyse o yakınlıktasınız. Ve aynı zamanda hani insanlarla beraber gülüyorsunuz, duygulanıyorsunuz. Hani ben insanları da böyle gözlemlerim. Tabii sinemada da bu oluyor, hani gözlemlemek insanları, ama birebir etkileşim değil. Yani o anda o ben sana aşığım ya da ne diyorsa artık oyuncu, o duyguyu, o şeyi, hani o beyaz perdede o kadar inanın geçmiyor. Dün Aşk Geçmişim oyununu izlerken bunu özellikle düşündüm. Bir şöyle çevreme de baktım. Tabii ki de genç arkadaşlar var. Ama genelde böyle, hani bu oyun nezdinde konuşmuyorum. Onu zaten bence de 25 yaş üstü izlerse daha çok kendinden bir şeyler bulacaktır. Hani diye düşünüyorum ben nacizane. Ama genel oyunlarda da böyle çok fazla genç görmüyorum. Hani en azından 19, 20, 21 yaşlarında. Ve bunun aslında ne kadar büyük bir kayıp olduğunun gerçekten farkında olmayabilirsiniz. Tabii ki de tiyatroyu seven, giden insanlar var, sizlere değil lafım. Ama tiyatroya hayatınızda yani 3 kez bile gitmediyseniz ya da hani maksimum 3 kez gittiyseniz büyük bir kayıp içerisindesiniz. Hele ki usta oyuncularımız, Haluk Bilginer mesela şu anda oynuyor mu bilmiyorum. Gerçekten takip etmem de gerekiyordu. Bu arada deli gibi tiyatro takip eden biri değilim. Ama olabildiğince takip edip gitmeye çalışıyorum. Haluk Bilginer mesela kesinlikle sahnede görmeniz bence gerekiyor. Bir sürü usta oyuncumuz var. Yani zaten Zorlu'da da bu arada çok oyunlar konuluyor. Çok da harika yapıyorlar. Hani gerçekten tiyatrolara biraz daha destek vermemiz gerekiyor. Ve bence ki ben oyuncu değilim. Oyunculuk eğitimi almadım. Bilmiyorum ister miydim. Ama şunu çok duydum. Oyuncu arkadaşlarımdan da duydum. Tiyatro tozu yutan insan bir başka oluyor. Ve bunun zaten katman katman eğitimleri var. Yani bir sürü eğitimlerden geçiyorlar. Ama gerçekten tiyatro tozu yutmanın bence de tadı bir başka. Ve yani o anı birebir yaşama duygusuna gerçekten önem veriyorum. Dolayısıyla da uzun lafın kısası, tiyatroya gidin. Gerçekten tiyatroya gidin. O oyuncuların gözlerine bakın. O duyguları nasıl yansıtıyorlar, bunu bir inceleyin. Yani o konu ne anlatıyorsa. Ben mesela unutmuyorum. Tiyatronun adını şuraya ya da şuraya koyacağım. Şöyle bir şeydi yani. Önce bir boşluk oldu sen gidince. Kalp şimdi iyi mi neydi? Öyle bir şeydi. Değişik de böyle güzel vurucu bir başlığı, ismi vardı oyunun. O oyundaki o kadının o halini hani anlatamam. Bana o kadar geçti ki o çaresizlik duygusu, o yaşadığı. Yani onu ben filmde izlesem bu kadar geçmez. Tabii ki de filmlere de asla tükaka demiyorum, asla şey yapmıyorum. Ama tiyatronun gerçekten yeri çok başka ve bunu gidip izlemeden bilemezsiniz. Şuna da üzülmüyorum yani, ama düşünüyorum. Gerçi şu anda yine hani bu kadar tiyatro sahneleniyorsa destekleyen de çok insan var ki bu kadar sahneleniyor. Ve özellikle zaten Zorlu gibi yerlerin de buna daha da önem vermesi bence gençleri de teşvik ediyor.
Bunun bu arada şununla da ilgisi var mı bilmiyorum. Hani ben küçükken babam beni çok çocuk tiyatrolarına götürürdü. Ama dediğim gibi hani ben 95'te doğmadım. Yani bir teknolojinin içine doğmuş bir kadın değilim. Dolayısıyla teknolojinin içine doğup da hani babalarınız, anneleriniz çocukken sizleri hani 95-96'lı arkadaşlarımıza sesleniyorum. Oyunlara götürdü mü bilmiyorum. Götürmemiş de olabilirler. Çünkü bizim zamanımızda dediğim gibi daha fazlaydı ama bunun da çok büyük etkisi oldu. Çünkü küçükken hep göre göre bu bilmem ne, bu falan filan böyle mimikleri izleye izleye büyüdüğümde de diyeyim hani onu görme ihtiyacı istedim açıkçası. Ve şunun da altını çizerek bu videoyu bitirmek istiyorum. Tabii ki de YouTube olsun, işte televizyon olsun, ne bileyim yani bir sürü sosyal medya mecraları olsun ve en önemlisi cep telefonlarımız olsun. Hepsinin bize kattığı çok şey var. Lakin ama lakin gerçek hayattan kopmamayı da, bunu dengelemeyi de, o bağ kurmayı da unutmamamız ve buna çok önem vermemiz gerekiyor. Hatırlarsanız ben size bunu ara ara söylüyorum. Gerçekten bütün konular, yani en azından benim videolarım için birçok konu bir yerlerde toplanıyor, yani bir noktada. Ve burada da yine bağ kurmak konusuna geleceğim. Tiyatro demek aslında bağ kurmak demek. Tiyatro demek o anı yaşamak demek. Tiyatro demek o oyuncunun duygularının size geçmesine izin vermek demek ve empati yeteneğinizin, inanın bana, biraz olsun yükselebilmesi demek. Hele ki çocukken bunu alıyorsanız bu bence çok çok daha değerli. Dolayısıyla buna gerçekten önem verin. Ruhunuzu besliyor. Hem eğleniyorsunuz da. Hani üzücü bir oyun bile olsa, wow, ne kadar iyi oynadı, çok etkilendim diyorsunuz. Bunun değeri çok büyük ki o insanlar hayatlarını, hani gerçek tiyatrocuların buna hayatlarını adıyor olması, hani o sahnede olma duyguları da beni çok cezbediyor diyeyim. Başka videolarda bu arada sizinle hani gittiğim tiyatroları da paylaşabilirim. Bunu ister misiniz? Ya açıkçası çok net size söyleyeyim. Ben spoiler vermeden paylaşma konusunda çok iyi miyim bilmiyorum. Yani bunu böyle birkaç Netflix dizisi de mesela çektim ama hoşuma gitmediği için yayınlamadım. Ama diler misiniz, yani tiyatrolara çünkü çok farklı yaklaşıyorum. Belki ilerleyen zamanlarda bir filmi anlattığım videolar da çekeceğim. Çünkü çok sevdiğim ve sizinle paylaşmak istediğim filmler var. Ama tiyatro oyunlarını da paylaşmamı isterseniz ya da gidersem hani müzikaller oldukça onları benimle yorumlarda şöyle yapmayı bayılıyorum. Onun dışında sona geldiysek eğer söyleyeceğim iki şey var. Birincisi, bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız gerçekten bana desteğinizi göstermiş olursunuz ve ben de size çok müteşekkir olurum. Aynı zamanda videoları çekmek için böyle sizin de o desteğinizi görmek gerçekten aşırı derecede şevklendiriyor beni. Bugün deli gibi gerçekten kelimesini kullandım ama bu kelimeyi seviyorum. Asalak bir kelime mi bilmiyorum. Yine bu aralar diksiyona, vurguya falan çok kafayı takmış durumdayım. Ama gerçekten kelimesi, yani bu gerçekten böyle benim hoşuma gidiyor yani. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Tiyatrolara gidin arkadaşlar. Gerçekten tiyatrolara gidin ve yorumlarınızı benimle siz de paylaşın. Hangi tiyatroya gittiniz en son ve ne buldunuz, ne düşündünüz, sizce nasıldı? Bunu gerçekten merak ediyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Çıkmazsa çıkmaz be günüm, ne yapayım ya? Gerçekten gerçekten. Gerçekten takıldım yine.